arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle ISO 14001-2011 Çevre Yönetim Sistemi bilgilendirme eğitimini gerçekleştireceğiz. Burcu Altın ben. ISO 9001, 14001, 45001 alanlarında denetçi ve baş denetçi olarak görev almaktayım. Eğitimimizin içeriği öncelikle sizlere genel bilgilendirmeler yapacağız ve sonrasında da ISO 14001 standartının detaylı bir şekilde anlaşılması ve standart maddelerinden konuşacağız. Burada bu yönetim sistemini oluşturmak için arkadaşlar üst yönetimin tamamıyla desteğini, kaynağını ve taahhütünü istiyor ve bunların hepsinin güvence altına alınmasını istiyor standart bize. Çevre performansı dahil, çevre yönetim sisteminin performansının üst yönetime raporlanmasını istiyor. Burada da hani yine demiştik ya, bir yönetim temsilcisi demiyor ama tamamıyla bu kişiyi yapacak bir kişi diyor arkadaşlar. Burada standart tamamen yönetim temsilcisinin görevi, yetkisi, sorumluluklarını içeriyor ama tabii ki bir yönetim temsilcisi demiyor. Biz bunu herhangi bir tanımlama yaparak bir kişi belirlemeliyiz bu konuda. Çevre amaçlarının çevre politikası ile ilgili tutarlı olması gerekiyor arkadaşlar. Politika amaçlarımız için bize bir çerçeve görevi oluşturmalı. Ölçülebilir olmalı mutlaka hedefler. Bu yılın başında koyduğumuz hedefin tamamlanma süresi yılın sonundaysa bunun gerçekleşme oranını mutlaka belirlemeliyiz, ölçmeliyiz. Ve arkadaşlar nokta atışı hedeflerimiz olmalı. Standartımızın 7. maddesindeyiz. 7.1 kaynaklar. Arkadaşlar burada da çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekli iyileştirmesini sağlamak için belirli bir kaynakları belirlememizi istiyor standart bizden. Kaynaklar insan, altyapı, çalışma ortamı, bilgi, tedarikçiler, ortaklar, doğal kaynaklar ve finansal altyapı olabilir. Çevre yönetim sisteminin kapsamını dokümante etmeliyiz. Çevre politikasını dokümante etmeliyiz. Risk ve fırsatları dokümante etmeliyiz. 6.1 maddesinin karşılanması için prosesleri dokümante etmeliyiz. Çevre boyutları ve etkileri. 8.1 operasyonel planlama ve kontrol. Arkadaşlar burada da kuruluşlar çevre yönetim sisteminin şartlarını karşılamak için 6.1 ve 6.2 maddelerindeki tanımlanan faaliyetlerimize ulaşmak için ihtiyaç duyulan proseslerimizi oluşturup, uygulayıp, kontrol edip bunun da sürekliliğini sağlamamızı istiyor. Kalibrasyon yapılmış ve doğrulanmış izleme ve ölçme analiz yaptırmamız gerekiyor makine ve teçhizatımıza arkadaşlar. Ve bunların sürekliliğini sağlamalıyız arkadaşlar. Güvence altına almalıyız. Bu kalibrasyonumuzu akredite kurumlar üzerinden yaptırabiliriz arkadaşlar. Çevre performansını, çevre yönetim sisteminin etkinliğini mutlaka değerlendirmemizi istiyor bizden. Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirilme durumuna bakacağız arkadaşlar. Eğer herhangi bir aksaklık varsa bunlarla alakalı da aksiyonlarımızı alacağız. Çıktılarımız da yani aldığımız kararlar olacaktır arkadaşlar. Bu kararlar da çevre yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin, sürekliliğinin sağlanması ile ilgili mutlaka sonuçlarımız olacak, kararlarımız olacak. Sürekli iyileştirme fırsatlarla ilgili kararlarımız olacak. Çevre yönetim sisteminde değişiklik ihtiyaçları, bunlarla alakalı bir kaynak belirlemek gerekiyorsa bununla ilgili kararlarımız olacak. Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi, gerektiğinde çevre yönetim sisteminde değişikliklerin yapılmamasını da bizden standart istiyor. Çok teşekkür ediyorum. Umarım etkili ve verimli bir eğitim olmuştur.